Arkadaşlar hepinize merhaba. Bir dakika. Şu üfleyelim. Aralar çıkın oradan bakayım. Çık 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 çık. Heh. Pet şişesiyle ana arı üretim yönteminden bahsetmiştim. Denedim. Tam istediğim gibi oldu arkadaşlar. Bir kapak içerisinde birkaç tane meme oluştu. Tam istediğim şey buydu. Normalde larva transferinde arıya yani larva transferinde arı bir tanecik larvadan yapmak zorunda kalıyor. Bunu da biz seçiyoruz. Yani arının kendisini seçme şansı bırakmıyorduk. Bir tane larvayı bırakıyorduk oraya. Bizim seçtiğimiz bir larvanın ana arı yapmak zorunda kalıyordu. Bu şekilde keserek aldığımız, pet şişeyi nasıl yaptığımı da göstereceğim size. Buradan parça keserek aldığımızda arı istediğini seçti. İstediğini seçti ve memeleri oluşturdu arkadaşlar. Bunlardan da içinden doğal seleksiyon yapacak. Yani buradaki memelerden analar çıkacak. Bunların içerisinden de bir tanesini seçecek. Doğal olarak hem biz bu arıya kendi istediği yumurtayı hem de kendi istediği anayı seçtirme şansına sahip olmuş olacağız. Neredeyse oğul kalitesinde analar üretmiş olacağız. Böyle bir yöntem aklıma gelmişti. Bakın kapağın ön tarafını kesiyorum arkadaşlar. Arka tarafını tırtır tırtık yapıyorum. İstediğim bir koloniden gidip parça kesiyorum arkadaşlar. Böyle içinde kalıyor. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Mantık bu. Tutmuş. Görüyorsunuz arkadaşlar. İçinde süt var. Gayet güzel her şey. Bunu bu şekilde geri bırakayım. Bunlar bunu tamamlasınlar. Nasıl yaptığımı daha sonra bir detaylı videoda anlatacağım arkadaşlar. Ama olmuş yani gördük. Evet, hepinize tekrar merhaba. Bu pet şişeyle ana arı üretim yöntemi bayağı tuttu. Bu konuyu çok sevdiniz. Ben de zaten heyecanla yapmıştım bu konuyu. Güzel bir konu. En son yayınladığımda vidalama sistemini kullanmıştık pet şişede. Ya bunu nasıl yaptın diye bayağı bir soru geldi. Hızlıca gösterelim arkadaşlar. Şu şimdi bir pet şişe. Şunu şuradan kesiyorum arkadaşlar. Şunu şuradan kesiyorum arkadaşlar. Ya çok basit arkadaşlar. Bunu niye yaptık? Hiç kimseye muhtaç değilsiniz. Kendi oturduğunuz yerde, kendi evinizde çöplerle bile ana arı üretebilirsiniz. Şu pet şişeyi oldu. Şu pet şişe bir tane ana arı demektir. Çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. O sizde saatlerce jantere anlatmaya çalışan adamlara ihtiyacınız yok. Şu arkasını arkadaşlar kesmek için tırtık tırtık yapıyorum. Yakıp tutar mısın görsünler. Bakın sivri sivri yapıyorum. Kesiyorum. Bakın tırtık tırtık oluyor. Ya çok basit bir sistem arkadaşlar. Basit, kullanışlı, herkesin yapabileceği bir sistem. Şimdi bu burada dursun. Kapağımızı önce bir vidalayalım şuraya. Bu kapağı buraya tutturuyoruz arkadaşlar. Kapağı tutturduk. Böyle duracak çünkü. Kapağı tutturduk. Sonra gidip en anaç kolonimizden bir tane petek alıyoruz. Petek burada yumurtalar vardı. Dur hatta. Burada yumurtalar var. Sabah kestim. Yumurtalar dışa bakacak arkadaşlar. Kesiyorum şimdi bakın. Parçayı kesiyorum. Kestim. Bakın yumurtalar gözüküyor mu? Yumurtalar gözüküyor. Şimdi bunu böyle böyle takıyoruz ama takmadan önce arılar buraya binince düşmesin diye şuradan arkasından alıp şey mum damlatıyorum arkadaşlar. Bu zımba gibi oluyor. Daha sonra sadece yapmam gereken şey şu arkadaşlar. Bunu buraya takmak, vidalamak. Daha sonra bunlar buradan meme yapacaklar. Memeyi yaptım almak mı istiyorsunuz? Buradan bunu çıkartıp alıyorsun arkadaşlar. Diğer tarafa takıyorsunuz. Bu kadar. Ben bugün bundan 12 tane yaptım. 5 dakikada 12 tane falan yaptım. Kestim hemen yerine taktım. Bu kadar basit. Ana üretmek bu kadar basit arkadaşlar. Peki şunu da söyleyeyim. Önceden bir koloni ayarlıyorsunuz. Bölme yapıyorsunuz. O bölmeyi sirkeleme usulü yapabilirsiniz. Sirkeleme usulü yapmıyorsanız toplama yani bölme bir arı yaparsınız. O kendisine ana üretmek isteyecek ya. 9 gün bekleyin. Kendi yaptığı memeleri kesin. Sonra alın bunu ona takın. Bundan ana çıkacak ve koloninin hakim olacak arkadaşlar. Bu kadar basit arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yapmanız gereken şey bu. Çok basit. Herkes kendi aralığında şu çöple ana arı üretebilir.
Hiç kimseye ihtiyacınız yok. Her zaman söylüyorum. Siz kendinize güvenin yeter. Kimseye de fazla para kaptırmayın. Ayrıca bu sistemin güzel tarafını tekrar söyleyelim. Az önce bir arkadaş sormuş. Ya işte memeler var, işte hazır memeler var. Ne gerek var? Arkadaş, sen hazır memeye bir tane yumurta bırakıyorsun. Bak benim burada içerisinde kaç tane yumurta var? Sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 tane yumurta var bunun içerisinde. Zaten 10 ile 15 arası bir yumurta kesiyorum. Arı istediğini seçiyor içinden arkadaşlar. Doğal olarak yumurta seçimi yapıyor. Bir de bunun içerisinden aşağıya 2, 3, 4 tane falan yani 3-4 tane meme sarkacak. Onun içerisinden de istediğini seçecek arkadaşlar. Doğal olarak bir doğal seleksiyon yapma konusu da söz konusu. O janter falan diyorlar ya, bazıları janteri seçtikleri için janteri işte çok övdüler falan filan. Janter ne ya? Janter bir tane yine anarıdan bir tane yumurtadan üretilmiş bir tane sistem yani. Çok övdüler. Birileri janterle ön plana geldi. Ah kapak ya. Ondan bin kat daha iyi arkadaşlar. Anlatabildim mi? Sistem mantıklı. Çok mantıklı. Yani hem yumurtayı seçtiriyor size, hem anarıyı seçtiriyor. Hepsini de arıya yaptırıyoruz arkadaşlar. Ve bu monteli şekilde. Ah bir goodie gibi. Takıp et. Neyle yaptık? Bunu pet şişeyle yaptık. Bedava. Bedava ya. O janter setlerine bilmem nere para verme. Hiç gerek yok. Ne gerek var ya? Yap işte. Yolda giderken 12 tane pet şişe topladım. 12 tane anar üretiyorum şu anda. Tamam, hepimiz hayırlı olsun. Kapak yöntemiyle ürettiğimiz yeni anımız da çıktı arkadaşlar. Sistem yine harika çalışmaya devam ediyor. Şu ananın güzelliğine bakın arkadaşlar. Kızım biraz göster kendini. Sürün gibi yine bir anamız çıktı. Gayet güzel. Daha bu çiftleşmemiş arkadaşlar. Yine bu da 1 veya 2 günlük. 2 gündür açmıyordum. Çıkmak üzereydi. 1 veya 2 günlük bir ana arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde buradan analar, kapaktan analar çıktı arkadaşlar. Doğal seleksiyon yaptı ve içeride şu anda sadece bu ana var. Nereye kaçtın? Sadece bu ana var arkadaşlar. Baktım bir yerde bir meme unutmuşum. O memeyi bile kestiler arkadaşlar. Yani istediği anayı bulduğu takdirde diğerleri anaları eliyor, memeleri eliyor. Çok güzel doğal seleksiyon yapıyor arkadaşlar. Bakın anaya. Kızım bir göster doğru düzgün kendini be. Amma nazlı çıktın sen. Zaten gözüktü. Arka tarafa geçelim. Arka tarafa uzadı bizim anamız. Kız neredesin? Burada. Burada arkadaşlar. Burada gezmeye devam ediyor. Bakın. Böyle daha güzel gözüküyor. Burada çünkü güneş vuruyor. Üfleyelim. Burada geziyor arkadaşlar. Bu da yeni çıkan anamız F1'dir. Velhasıl şu memeden çıktı arkadaşlar. Bakın yine kapaklı ürettim. Aynı şekilde çıktı. Kolonin hakim olduğu diğerlerini elediler. Herhangi bir oğul faaliyeti yine yok arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 çıtalık bir arı. Dolu dolu. Aslında tam da böyle bakın dolu olduğu için bu 4 çıta hatta 5 çıtaya kadar sarabilir. Böyle bir arı. Ama yine oğul faaliyeti yok arkadaşlar. Yani sistem şu ana kadar hiçbir şekilde fire vermedi. Bakın tekrar söylüyorum, tekrar iddia ediyorum. Büyük bir iddia gibi görünebilir ama şu anda dünyadaki en iyi ana arı üretim yöntemi, en kaliteli ve en olumlu ana arı üretim yöntemi kapak yöntemidir arkadaşlar. Bakın yani ortada anaları her seferinde gösteriyorum size çıkan anaları. Sürün gibi analar çıkıyor. En iyisini seçiyor. Nasıl oğulda dalında bazen 5-6 tane hatta 7 tane ananın içerisinden seçiyorsa burada da kapaktan çıkan anaların içerisinden en iyisini seçiyor. Günlük yumurtadan üretiyoruz. Çanağını kendi yapıyor. Doğal seleksiyon yapıyor. Daha ne yapsın arkadaşlar? Haliyle çok kaliteli analar elde etmiş oluyoruz. Çok kolay, portatif bir teknik. İşte anayı da gördünüz. Daha önce göstermişim. O da sürün gibi çıkmıştı. Anaların boyları hep gayet iyi çıkıyor. Siz de uygulayın. Yani arıcılara sonuçta hediye ettiğimiz bir yöntem. Denerseniz bunun ne kadar faydalı, ne kadar kolay bir yöntem olduğunu görürsünüz. Dışarıdan ana almaya ihtiyacınız yok. Hep söylüyorum, bizim kendi imkanlarımız bize yeterdi. Bizi kandırdılar arkadaşlar. Yok öyle, yok böyle. Adam kalkmış bana itiraz ediyor. Ben diyor bir kovanla diyor 50 tane 60 tane diyor onu öğretirken diyor. Niye şimdi böyle yapayım? Çünkü kaliteli üreteceksin arkadaş.
Anladın mı? Senin derdin eğer ki millete 50 tane 60 tane bir kovandan böyle hızlı hızlı ana üretip bazen 100 tane üretip millete çakma anaları, dandik anaları çakmaksa tabii ki senin işine bu yöntem gelmez. Benim derdim arıcıyı korumak. Benim derdim üreticinin elinde sağlam anaların olması. Haliyle siz mutlu olursunuz, biz de mutlu oluruz. Ülkemiz kalkınır. Bir kişi mutlu olacağını, hepimiz mutlu oluruz arkadaşlar. Mutluluğun yöntemi üretimden geçiyor. Lütfen üretin. Bakın şu tekniği bir kere deneyin. Ne kadar yararlı, ne kadar güzel bir teknik olduğunu göreceksiniz. Hiç yormadan gayet kaliteli analar elde edeceksiniz arkadaşlar. Daha ne diyeyim yani, isteyen bir denesin yani lütfen. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.